Hayır hanım, kahkaha iyileştirir diyorsunuz. Sizin pek çok videonuzu izledim, konuşmalarınızı dinledim. Kahkaha nasıl iyileştiriyor? Kahkaha iyileştiriyor çünkü aslında kahkaha bir nefes tekniği baktığınızda. Nefeste de biz fazla oksijen, daha fazla oksijen ve doğru nefesle başladığımız için başlı başına oksijen bir şifa biliyorsunuz. Bunun dışında da kahkahanın bedenimize fiziksel ve psikolojik olarak rahatlamalar getirdiği de bilimsel olarak kanıtlanıyor. Oradan baktığımızda da evet kahkaha iyileştiriyor. Yani o zaman biz psikolojik olarak rahat olmayı beklemeyeceğiz kahkaha atmak için. Tam tersi kahkaha atacağız. Bu bizim psikolojimizi de düzeltecek, öyle mi? Aynen öyle. Biz kahkaha tekniğini bildiğimiz zaman, uygulamaya başladığımız zaman şayet ruh durumumuz bozuksa bu tekniği uygulayarak ruh durumumuzu düzeltebiliyoruz. Aynen söylediğin. O zaman Evet. kahkaha tekniği diye yeni bir teknikten bahsediyoruz. Yeni bir teknik tanımlıyoruz. Yani kahkaha içimizden geldi, kahkaha attık. İçimizden gelmedi, kahkaha atamayız değil. Bir teknik öğreniyoruz, teknik uyguluyoruz. Biraz daha açabilir miyiz tekniği? Tabii ki, tabii ki. Kahkaha yogası diye bir teknik. Aslında bu teknik 1995 yılında dünyada yayılmaya başlanmış. Ama benimle birlikte 2011'den beri de biz bu tekniği Türkiye'de uygulamaya çalışıyoruz. Bu tamamen bir teknik dediğin gibi. Nasıl bir teknik? Çeşitli nefes egzersizlerinin ardından çocuksu oyunlarla devam ettiğimiz ve bunun akışının sonuçta da gerçek kahkahayı nedensiz bulduğumuz, hiçbir neden yokken oyunlarla ve nefesle gerçek kahkahayı bulup ruh durumumuzu değişmesine neden olan bir yolculuğun sonunda da ruh durumumuzu değiştirip bedenimizdeki kimyayı değiştirdiğimiz bir teknik. Ciddi bir teknik bir de. Aslında nedensiz gülmek bizim doğamızda var değil mi? Çocukken hani nedensiz gülüyoruz ya da çocuklara bakıyoruz, bebeklere gülüyorlar. Nedeni yok ama gülüyorlar. Aslında bu bizim doğamızın bir parçası nedensiz gülmek değil mi? Kesinlikle Şimdi zaten teknikle öğreniyoruz nedensiz gülmeyi. Yani biraz o çocuksu oyunlar da çok keyifli geldi. Yani siz söylerken bile çocuksu oyunlar söylemesi bile hoş geldi. Bir de buna kahkaha eklenince neler oluyor? şimdi şöyle söyleyeyim. Bebekler dediğin gibi bebekler zaten çok gülerler. Fakat biz büyüdükçe hayatın içine girdikçe o kadar gülemiyoruz. Yani çok eğlendik dediğimiz zaman bile şöyle bir rakam var elimizde. Ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Bebekler 300-400 kere gülerken bir günde biz aman ya Rabbi ne eğlendik dediğimiz günün sonucunda en fazla 15-20 kere gülüyoruz. Yani o kadar uzaklaşıyoruz ki o çocuk saflığımızdan ve kahkahalarımızdan. Dolayısıyla bizler nedensiz gülmek dediğimiz zaman da o içimizdeki çocukla da buluşuyoruz. Çocuksu oyun olmasının nedeni bu. Çocukluğumuzdaki gibi. Hayat ne kadar ciddi olursa olsun bu çocuksu oyunlar herkesi en azından gülümsetiyor. Çünkü hepimizin buna ihtiyacı var. Kahkaha bulaşıcı mıdır? Kahkaha bulaşıcıdır. Çok ciddi anlamda bulaşıcıdır hem de. O zaman nedensiz gülüp kendi kimyamızı düzeltirken sizin ifadenizle karşımızdakine de bunu bulaştırıp onun kimyasını da iyileştiririz mi? Kesinlikle, kesinlikle hatta Doktor Madan Kataria biliyorsunuz Hintli tıp doktoru dünyada başlattı. Onun çok sevdiğim bir cümlesi vardır. Sen gülünce değişiyorsun, sen değişince dünya değişiyor. Bu tamamen bizim kendi kahkahamızı bulduktan sonra da çevremize yaydığımız bulaşıcılığından da herkesin nasibini aldığı bir teknik diyelim istersen. Doğru. Kendi kahkahamızı bulmak cümlesi dikkatimi çekti. Orayı biraz açabilir miyiz? Kendi kahkahamızı bulmak, kendi imzamızı bulmak gibi bir şey mi?
Evet, ben bunu söylerim. Herkesin kahkahası kendi imzasıdır aslında. Kendi kahkahamızı. Şimdi terapiden bahsedeyim. Kahkaha terapisi yogası yerine ben çok kullanıyorum. Terapinin sözlük anlamı iyileştirmektir. Bu da kahkahamızı iyileştirmek anlamına geliyor. Kahkahayı iyileştirmek, kendi kahkahamız dediğim işte doğru nefesle başlayıp ta içimizden o nefesle gelen kahkahayla da atmamız gerekenleri atıp tekrar tertemizini içimize aldığımız bir yolculuk diyelim biz buna. Bu kahkaha yogasında veya kahkaha terapisindeki en güzeli bence herkesin bulması gereken, bizler büyürken çeşitli baskılar altındayız. Biz veya hepimiz. İşte biraz sessiz gül, aman dur burada gülme derken o doğal kahkahamız bir yerde kilitleniyor. İşte bu kilitlenen kahkahamızın dışarı çıkışı, kendi doğal halinde akışına ben herkesin kendi kahkahası yani kendi imzası diyorum açıkçası. Peki böyle ufak tiyolar verebilir misiniz rica etsem? Sizin eğitimleriniz var biliyorum. Pandemiyle beraber Zoom üzerinden eğitimler veriyorsunuz. Çok da keyifli geçiyor. Ben de katılıyorum. Ama böyle hani minik tiyolar verebilir misiniz? Kahkaha Keyifle. atabilmek adına, kendi Keyifle. kahkahamızı bulabilmek adına neler yapabiliriz? Keyifle. Ya ufak diyorlar insanlar kendi kendilerine ne yapabilirler? Nasıl ruh durumlarını değiştirirler? Çünkü biz hep şeye alışmışız. Bir şeylere gülmemiz lazım. İşte ya okuduğumuzda Şarkıda diyor ya bir film gelir şehre belki ona gülersin. Şehre film gelmesini beklemeden de gülmek lazım değil mi? bütün yapmak istediğimiz de bu aslında. Ne yapabiliriz? Bir defa herkes, bunu izleyen herkes, duyan herkes mutlaka karın nefeslerini öğrensinler. Bu çok kıymetli. Uzun nefesler almak ve karın nefesi dediğimiz zaman işte o çocukluğun ilk şeyi, doğar doğmaz aldığımız nefes. Bir defa buna geri dönsünler. Karın nefesleri almak için de herkesten minik bir tiyo istedin madem, ellerini karınlarına koyup karınlarında bir balon olduğunu düşünsünler, derin bir nefes alıp bu balonu şişirsinler. Ve bunu yavaş yavaş versinler. Bunu herkes yapabilir ve son derece kolay. Karnımda bir balon var, ben bunu nasıl şişiririm dediğin zaman zaten nefesin karnına gider. Bunun dışında ne yapabilirler? Bence en kolay yapılacak şey, benim bir kalem egzersizim var. İstersen bunları göstermek, senin de varsa ağzına bir kalem. Bu tekniğin bir özelliği var ve bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Diyor ki beden ne yaparsa beyin ona inanıyor ve salgılarını, ruh durumunu ona göre değiştiriyor, şekillendiriyor. Biz de diyoruz ki şu anda ben kahkaha atmıyorum gördüğün gibi. Ama ruhumu rahatlatmak istiyorum. Çok acil buna ihtiyacım var. Ne yapabilirim? Derin bir nefes alırım. Daha fazla oksijen alırım. Yavaş yavaş bu nefesi veririm. Şu anda ben derin bir nefes alıp tüm nefesimi kahkaha sesi çıkararak boşaltabilirim. Bunu kahkaha atmam şart değil. Nasıl yapıyorum? Aldım. Bu sadece bir nefes boşaltmak. Ama herkesin tertemiz bir kalemi olsa, bu kalemi alsa, ağzının en arkasına koysa mesela ve yine kahkaha sesi çıkarsa bakın burada ne oluyor biliyor musunuz? Çok ufacık bir hareket ama gülme kaslarımızı harekete geçiriyoruz, gözlerimiz kısılıyor, kahkaha sesi yolluyoruz. Dolayısıyla beyin diyor ki 2 saniye önce bir tedirginliği vardı ama şu anda sadece kasları gülme pozisyonuna geldi, kahkaha sesi çıkarıyor. Demek ki her şey yolunda diyor. İşte o zaman da
içinde bulunduğumuz o sıkıntılı duruma biraz daha yukarı çıkıp bakıyoruz. İşte o bizi rahatlatıyor en azından. Veyahut da hani ben hep derste derim ya, hiçbir şey yokken. Bir şey yokken denebilir. Beyin bunu duyduğu zaman keyifli gelecektir. Veyahut da şu hareket vardır benim yaptığım, böyle iyice bu bebeklerin sevinme pozisyonu. Bakın böyle yaptığınızda kendinizi, o saf halinizi hissedersiniz. Bunu herkes yapabilir. Hissediyor musun onu? Evet, sadece ha 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 demek bile yeterli. Veyahut da bu kadar bağırmaya da gerek yok. Dediğiniz zaman bile bütün ruh durumunuz değişiyor. Bütün hikaye de burada. Evet. Sabah o zaman yataktan kahkahalar atmak güne iyi bir adımla başlamak için tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta şöyle bir tavsiyem olsun. Günü iyi geçirmek önemli olan. Kahkaha attığımızda ve nefes aldığımızda ana geliyoruz. Yani uyandığımız andan itibaren attığımız kahkaha bizi gün içindeki kaygılarımızdan da bir nevi koruyacak. Öyle bakalım olaya. O zaman derin bir nefes alıp uyandığımız zaman sadece gülümseyerek uyanmaya gayret edelim. Bunu alışkanlık haline getirelim. Yani o zaman hayata daha farklı bakarız. Kahvaltı ederken, yüzümüzü yıkarken bunu bir oyun haline getirin. Bir de önemli bir şey söylemek istiyorum. Benim için çok kıymetlidir bu. Yüzümüzü yıkarken aynaya bakıp gözlerimizin içine, çünkü insan en büyük yalanı hep kendine söyler. Gözlerimizin içine bakıp kendimize gerçekten dediğimiz zaman bütün her şeyin gün içinde farklı bir akışa gireceğini de göreceğiz. Çünkü güne bir defa kendimizi severek, kendimize gülümseyerek. Biz hep genelde biz el iyisiyizdir ya. Öyledir hep yani. Başkasına bir güler yüz, ondan sonra tek başımıza kaldığımızda bir suratımızı asarız. İşte biz onu artık terse çeviriyoruz. Girdik, yüzümüzü yıkıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz veyahut da ben çok yaparım. Kahkaha ses çıkararak dişimi. Bunun hiçbir zararı yok. Veyahut da evdekilerin rahatsız olacağını düşünebilir. Bu kadın da durup dururken şimdi yani biliyorlar artık konu komşu beni biliyor da başkaları için en doğrusu sessiz kahkaha. Tamamen ruh durumumuzu değiştirmeye yeterli Ayşe. Çünkü bütün mesele kimyamızı iyileştirmek. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi kimyanın değişmesi için beden hareketleriyle başlayabiliriz. En elverişli, en kimyayı değiştirecek beden hareketi de gülme kaslarını harekete geçirmek. O zaman çok basitçe, hele de o tavsiyeniz çok güzel, elin iyisi değil, önce kendimize iyi olmak. Bir de şöyle bir gerçek var, kendimize iyi değilsek ele iyi olmak da biraz zorlamalı oluyor. O zorlamalı iyilik hali de aslında bedende baskı oluşturuyor. Yani kimyayı da bozuyor. O zaman önce kendimize iyi olmalıyız ki gerçek iyiliklerle dokunabilelim ele de, dışarıya da, sevdiklerimize de diye düşünüyorum. Siz ne Kesinlikle. dersiniz? Kesinlikle çok güzel söyledin. Önce kendimize iyi ol. Bir de kahkaha yogasının tabii ben saatlerce konuşabilirim faydaları konusunda ama en güzel faydası insanın özgüvenini getiriyor. Bu özgüven toplumda son derece kıymetli. Bir de bence duygusal zekamızı tetikliyor. Duygusal zekada yaratıcılık var. İnsanın da kendine olan güvenini arttırıyor bu yaratıcılık. Bu taraftan baktığın zaman da kahkaha atan kişilerin kendi özgüvenleri yüksek, duygusal zeka yani duygularını idare edebilme, yönetme yetileri yükseliyor. Bu da seni ayrıcalıklı, keyifli bir insan yapıyor. Hep bana şu soruyu sorarlar. Belki sen de soracaksın. Bu tamam kahkaha atıyorsun. Hiç mi üzülmüyorsun veya hiç mi problemin yok? Hani ben
devamlı sosyal medyada kahkaha atan bir kadın, hayır, ama çözüm odaklıyım. Çözüme hep daha, yani bakayım, ahla vahla vakit kaybetmek yerine bu durumda ne yapabilirim veyahut da ben bundan ne öğrendim? Bunu bana öğretti kahkaha. Bu da bence insanların hayatta yürürken yanlarında olması gereken son derece kıymetli baktığında da. Kesinlikle. Çünkü o kimyanın düzelme halinde artık akıl da çalışabilir hale geliyor. Dediğiniz gibi çözüm odaklı bakabiliyoruz. Yoksa şöyle bir yaşam yok. Kahkaha atacağım veya o olacak, bu olacak. Pürüzsüz, dümdüz, sakin bir hayatım olacak. Hayatın tabiatına aykırı bu. Hayatta inişler, çıkışlar olacak, dalgalar olacak. Ama ben o dalgayı nasıl karşılayacağımı bilebildiğim zaman hayat daha keyifli olacak. Dalganın da keyfini çıkarabilir olacağım. Az önce dediğiniz gibi ben buradan ne öğreniyorum noktasına Tabii. gelebileceğim. Ve bütün bunlara vesile olan ifade ettiğiniz kahkaha terapisi, kahkaha yogası aslında baktığımızda çok ucuz, çok basit, her yerde kullanılabilir. Belki bu anlamda da çok kıymetli ve değerli. Ne dersiniz? Hani öyle bir teknik ki zararı sıfır. Faydası ciddi var ve bedava. O zaman neden Aynen, kullanmamalıyım? aynen. Aynen. Bir defa bizde olan bir şey. Aslında doğumumuzda biz kahkaha terapisi yaparak doğuyoruz. Niye? Her şeye kahkaha atıyoruz. Biliyorsun bebekler, doğru nefes alıyoruz, o saf halimiz. Aslında bütün kişisel gelişime baktığında da varmak istediğimiz gene o eski bebekliğimiz, saf halimiz. Kahkaha yogasında da ucuz, Neşe evet. bize kendimizi iyi hissettiriyor. Neşeyi yakalamak. Neşeyi, sevinci, içimizdeki o coşkuyu kaybetmeden hayatta yürümek çok ucuz. Bu tekniği öğrendikten sonra ben hep derslerimde de dedim, koyun cebinize, ihtiyacınız olduğunda çıkarın, giyin onu. Sizin ihtiyacınız olacaktır. Hayat böyle tek düze değil. Biraz önce dediğin gibi inişler, çıkışlar, ama bu inişlerde inerken üstünüzde sizi koruyan güzel bir ceketiniz olsun. Ondan sonra gene çıktığınızda atın, koyun cebinize. Öğrendikten sonra son derece ucuz, son derece keyifli, kendimizi iyi hissettiren, kaslarımızı çalıştıran, karın kaslarından tut da zaten yüz kasımızın yüzümüzdeki bütün kasları çalıştıran bir teknik. Ben hep hayatımda her sabah şükredip iyi ki diyorum. Bunu bütün yüreğimle de söylüyorum, biliyor musun? Çünkü insanın kendini tanımasına, kendi sevinç duygusuyla birlikte olmasına tabii ki pozitiflik güzel, ama bu da bir teknik. Bu tekniği de üstüne giydiğin zaman tadından yenmiyor hayat Süper diyelim. diyelim. Özellikle maşallah. Özellikle bu tekniği kadınlar, bizim izleyenlerimiz de çoğunlukla kadın. Kadınlar kesinlikle öğrenmeli ve kullanmalı diye düşünüyorum. Çünkü biz bir de kadın olarak şöyle yetiştiriliyoruz. Ne kadar ciddi olursan o kadar iyi olur. Ne kadar hani suratına sarsan, hatta gülümsersen kötüdür. Durduk yerde neden gülüyorsun ki gibi telkinlerle büyütülüyoruz. O zaman iyicene kendimizden uzaklaşıyoruz. O zaman bedenimiz iyicene kendini kötü hissetmeye başlıyor. Çünkü asık bir surat, ciddi olacaksın. Hani neye ciddi oluyorsak, ciddi olarak neyi hallediyorsak o da belli değil. Özellikle kadınlarımız bence bunu öğrenmeli ve kullanmalı. Dediğiniz gibi bu ceketi üzerimize giymekte farklı farklı faydalar hayatımıza geçirmiş oluruz ve kadının dokunduğu her şey o zaman önce kendisi güzelleşir, sonra dokunduğu herkes güzelleşir. Bence kahkaha atan kadın, kesinlikle katılıyorum. Bir defa kahkaha en güzel makyaj. En güzel. Gülen kadın hep çok güzeldi. İlla ki gülmek dediğim zaman, şimdi çok incecik bir çizgi var. Bu çizgi hani bağıra bağıra gülmek değil, gülümsemek, gülmek, keyifli olmak. Zaten hani kahkaha yogası işte ağzınızı sonuna kadar açıp bağıra bağıra gülün demiyor. Sadece kendinize iyi gelecek şekilde kahkaha atın diyor. Benim kadınlarla, kadın belediyelerle çok çalışmam var.
Bu belediyelerle çalıştığım zaman kadınlardan gerçekten ilgi büyük. Fakat enteresan şeyler. İşte hocam anlattınız ama ben bunu evde yaparsam kocam bana ne der? Şimdi bunlar da var. Çünkü alışık değil benim kahkaha atmama. Hep bunlarla çok karşılaştım aslında. Var Eser Hanım. Yani belki de eşinin de hoşuna gidecek. Belki değil. Bence kesinlikle hoşuna gidecek. Ama kendi içinde o kadar garipsiyor ki. Bir de dışarıdan hep öyle bildiriler aldık, geri bildirimler aldık. Ciddi ol, ciddi ol. Ve kendi içinde korku geliştiriyor insan. Acaba gülersem ne derler? Halbuki karşı taraf İşte hani bulaşıcı baktım. dedik ya, sen güleceksin, o gülecek. İyi bir atmosfer olacak. Ama işte ön yargılarımız, Kesinlikle. geçmişe ait bilgiler, o hipnotik kalıplarımızla korkuyoruz gülmekten bile. Kesinlikle. Mesela ben de şöyle önerilerde bulunuyorum. Belki izleyenler için de. Mesela elektrik süpürgesi. Elektrik süpürgesi gürültülüdür. Onun gürültüsüne uyum sağlayarak yaptığın zaman o elektrik, yani sürekli yapmakta olduğumuz şeylerin daha keyifli hale getirebiliriz. Ev hanımı da olduğumuz halde. İşte elektrik süpürgesi. Hatta ben şöyle söylüyorum. Bizim bir şeyimiz var. Çorba pişirirken bir defa sevginizi ve neşenizi katın. Bunları hepsini yapabilirler. Her yaptıkları hareketi önce kahkaha sesi çıkarırlar ama bir an gelir kendilerine bile kendileri komik gelir. Gerçek kahkahayı buluverirler. Bunun yolu bu. Başka bir yolu yok. Evde de zaten biraz önce söyledik bulaşıcılığı, yani kahkaha atarak ev işi yapan bir kadına hiç kimse bir şey diyemez ki. Yani bundan daha güzel bir şey yok ki, değil mi? Ben öneriyorum. Zihinde şikayete de yer kalmıyor, değil mi? Yani yaşam içinde mecburen yapmamız gereken işler var. Çalışsak da, evde de olsak, bunu öfleyip püfleyerek yapmak var. Neşeyle, sevgiyle, sizin dediğiniz gibi kahkahayla yapmak var. O zaman işte Yer değiştiriyorum. Kalıplarımızı yer değiştiriyorum. Beynimize ekiyoruz. Diyoruz ki tamam, bunu keyifle yapacağım ben. Ben bunu yapıyorum ama bundan keyif alacağım. Gün gelecek, elektrik süpürgesini gördüğünde bile gülecek. Keyif alacak çünkü. hepsi bir şekilde kodlanıyor zihne. Nasıl kodlarsam beden o kodlamaya göre harekete geçiyor. Onun için işte burada bir tercihte bulunmak, çok mantıklı bir tercihte bulunmak, sizin ifade ettiğiniz gibi kahkaha tohumlarını ekmek kimyamızı iyileştirecek. Böylece kahkaha iyileştirmiş olacak inşallah bizi. İnşallah. Hakikaten inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Estağfurullah. Sizin ilave etmek Benim istediğiniz, benim atladığım bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? çok keyifliydi Sizin o sorularla. güzel kahkahanızla kapatalım isteyeceğim, izniniz olursa. Estağfurullah. Ben Buyurun. çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. O Ben de zaman çok. Görüşürüz. Bay bay.